Veri tabanı programlama ve normal diğer programlama dillerinde ve ortamlarında en çok kullandığımız ve aslında kullandığımız teknolojinin en temel özelliklerinden biri olan konu veri tipleridir. Veri tipleri veriyi nasıl tutacağımızı, hangi formatta tutacağımızı sistemlere tanımlayan yapılardır diyebiliriz. Ve SQLite veri tabanı veri tipleri konusunda çok hafif çalışıyor. Yani çok sade çalışıyor diyebiliriz. Veri tipi olarak sadece bu ekranda gördüğünüz gibi 5 tane veri tipi yapısı mevcut. Tabi bunlar diğer kullandığımız o karmaşık işlemler için kullandığımız veri tiplerini de kapsayan veri tipler. Mesela null. Null sadece null değeri temsil eder. Yani yokluktan bahseder burada. Bir herhangi bir işlem yapılmamış, veri ekleme, silme vesaireden bahsetmiyorum. Bir boşluk karakterinden de bahsetmiyorum. Herhangi bir işlem yapılmamış şeye null diyoruz biz. Buradaki null da onu temsil ediyor. Integer gene bu değer işaretli integer anlamında kullanılıyor. Değerin büyüklüğüne bağlı olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da 8 byte'lık veri depolayabiliyor. Real bu noktalı bir sayı değeridir. Yani hemen hemen tüm programlama dillerinde bildiğiniz bu ondalıklı sayılar, mesela nümerik veri tipi vesaire, desimal veri tipi gibi şeyleri kapsayan şey real burada. 8 byte'lık veri depolar burada da. Ve text, bu varchar, envarchar, char vesaire, bunlardan bildiğiniz metinsel verileri tutmak için kullanılan SQLite veri tiplerinden biri text. Ve blob, binary large object anlamına geliyor ve veri tabanı içerisinde resim, müzik, dosya, doküman gibi binary dosyalarını tutabilmemizi sağlayan bir veri tipi diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili birkaç web sitesine bakacağız. Onun için şöyle açıyorum. Öncelikle SQLite'ın kendi web sitesi üzerinde datatype3.html içerisinde görebileceğiniz bir sayfa var. Burada data types in SQLite version 3 diyor ve burada bazı detayları inceleyebilirsiniz. Yani official detaylara, resmi detaylara hakim olmak istiyorsanız buradan okuyabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi aslında ben buradan alarak, şuradaki özet kısmı alarak kullandım. Ve boolean type, mesela boolean type'ı merak ediyorsanız hemen gelip burada okuyabilirsiniz. Diyor ki SQLite does not have a separate boolean storage class, instead boolean value bla bla. Bu diyor ki biz boolean veri tipi oluşturmak yerine onun yerine 0 ve 1 integer değerlerini kullanarak bu işlemi, yani boolean'ın yaptığı işi zaten yapabiliyoruz. O yüzden özel bir boolean storage depolama sınıfı oluşturmadık. Yani böyle bir SQLite özelliği yok diyor mesela. Ve şunu merak edebilirsiniz. Tarih ve zaman bilgileri nasıl tutuluyor? Mesela o da gayet açık burada. Diyor ki bunun için SQLite does not have a storage class set bla bla. Burada diyor ki mesela biz tarih ve zaman formatları desteklemiyor diyor kısacası. Bunlara sahip değil. Bunun yerine bu işlemleri nasıl yapabilirsiniz? Text ya da real ya da integer olarak saklayabilirsiniz diyor. Burada mesela text için bir örnek vermiş. Text ISO 8601 formatında bir metni nasıl saklarsın diyor. Bu şekilde veriyor. Bu bir text aslında, gayet açık. Yani text'ten kastımız bir varchar diyebiliriz. Diğer veri tabanlı dillerinde. Real'da ise şu şekilde bir değer vermekten bahsediyor mesela. Bunu yapabilirsin diyor. Integer tarafında Unix time olarak nasıl yaparsın diyor. Onu da böyle şu şekilde tutabilirsin diyor vesaire. Bunları inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bazı farklı detaylar daha var. Mesela farklı veri tabanlarında şunlar var diyelim. Bunların SQLite tarafındaki karşılığı nedir?
Şu mesela int, integer, tiny int, small int, medium int, big int, unsigned, big int, int, 2, int, 8 vesaire. Bunların hepsini SQLite'de integer olarak tutuyorsunuz. Metinsel işlemlerde de bakın karakter ya da char mesela. Char da kullanılabiliyor. Karakter, varchar, varying, karakter, nchar, native karakter, nvarchar, text ve clob. Bunları da text olarak tutabiliyorsunuz. Blob, sadece blob. No data by, data type specified diyor burada da zaten. Direkt o dosyayı gömüyor sisteme. Real, double, bu da önemli mesela. Real, double ve float. Bunları bahsetmiştim. Bunları real olarak tutuyor burada. Sadece. Ve numerik, decimal, boolean, date, date time bunları da numerik olarak tuttuğumuzu görüyoruz. Aynı zamanda bir başka açıklama alanı daha. Bu da Tutorials Point üzerinde SQLite Data Types alanında gene ufak tefek açıklamalar var. Mesela burası da orijinal dokümandan alınmış. Ve ekstra bazı bilgiler daha var. Belki ilginizi çekerse bunları da bakabilirsiniz. Hemen hemen aynı zaten. Orijinal doküman üzerinden alınıyor bunlar da. Bu şekilde zaten uygulama içerisinde bol bol kullanacağız bunların hepsini ve pratikler yapacağız.